Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasında limit emri, piyasa emri, stop limit ve oysiyo nedir, nasıl kullanılır bunları anlatacağım. Laf uzatmadan hemen başlıyorum. Şimdi limit emri nedir arkadaşlar? Limit emri şu an görmüş olduğunuz BNB USD paritesi seçili alım satımdayım. Ortadaki kısma tıkladığınızda al sat kısmına geliyorsunuz. Ve BNB coin şu an 305-306 dolara yakın. Fakat ben BNB coin'i 280 dolardayken almak istiyorum bu fiyata inerse benim için bu fırsat. Bunu araştırdım, öngördüm. Bu yüzden 280 dolardan almak istediğim için emrimin Buradan veriyorum. BNB al dediğimde paramın %100 ile açık emirlerde gördüğünüz gibi BNB almak istedim. Buradan oranları ayarlayabilirsiniz. %25, %50 veya bunları siz seçebilirsiniz. Miktarı da kendiniz yazabilirsiniz veya ne kadar dolarınız varsa minimum 5 dolarlık alım satım yapılıyor. 10 dolarlık almak istiyorum dediniz mesela bu emiri verebilirsiniz. İptal edebilirsiniz buradan. Satta da şu şekilde kullanıyoruz. Benim elimde BNB var ve bu 350 dolar olduğunda satılsın. Bu fiyata geldiğinde bir geri çekilme olacak. Bu yüzden ben karımı almak istiyorum diyorsunuz. Buradan da bakın 350 dolar yazdım. Elimde BNB olduğu için yarısını satmak istiyorum mesela. BNB sat dedim. Yine açık emirlerde bu gözüküyor arkadaşlar. Eğer BNB 350 dolara gelirse bu emir gerçekleşecek ve ben karımı almış olacağım. Buradan iptal ediyorum. Şimdi tekrardan al kısmına geliyorum ve piyasayı anlatıyorum. Piyasa emri en basit ve en kolayıdır. Buradan ben alnlık fiyatından BNB almak istiyorsam buradan paramın %50'siyle %100'üyle BNB al derim ve bu emir anında gerçekleşir anlık fiyatından. Sat kısmında da ben BNB satmak istiyorum. Anında satılsın istiyorsam buradan %100'ünü %50'sini istediğiniz miktarı seçerek BNB sat dediğinizde bu emir anında gerçekleşir. Peki bunu neden kullanırız? Örnek veriyorum bir coin veya token ani bir düşüş yaşadı ve siz bu düşüşten faydalanıp bunu almak istiyorsunuz. Geliyorsunuz piyasadan hızlı bir şekilde belirlediğiniz miktarda buradan anında alımı yapabilirsiniz. Veya sizin elinizde olan bir coin token değeri çok düşüyor ve bu yüzden bunu anında satmak istiyorsunuz. Daha fazla zarar etmek istemiyorsanız yine piyasayı seçip %100'ünü veya belirlediğiniz miktarı seçerek satabilirsiniz. Şimdi dostlar stop limiti sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle stop limitin sat kısmıyla başlayalım arkadaşlar. Burada stop olmak istediğiniz miktarı soruyor sizlere. Buraya benim yazacağım miktar örnek veriyorum gene 280 dolar olsun. 280 dolara BNB coin indiğinde ben buradan bunun 270 veya 275 dolardan satılmasının emrini veriyorum ve buradan bakın paramın tamamının Buradan elimdeki BNB'lerin tamamını veya yarısını siz belirleyebiliyorsunuz. BNB sat diyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi açık emirler burada gösteriliyor. Ve burada stop limit emrini iptal edebilirsiniz. Aslında bunun mantığı eğer BNB coin değer kaybedecekse ve ben bu değerin ne kadar karşılayabilirim yani ne kadarı bana dokunmaz ve zarar vermez diye düşünüyorum. Bakıyorum ki 280 dolar, bunun altına indiği andan itibaren ben elimdeki biranbilerin 275 dolardan satılmasını istiyorum. Çünkü burada benim amacım arkadaşlar minimum zarar etmek, yani zararı durdurmak ve bu 280 dolardan bir anda 200 220'lere 220 lere gerileyebilir düşüncesindeyim. Yani daha fazla zarar etmek istemediğim için buna stop loss zararı kes deniliyorum. Şimdi peki buradan al kısmına gelelim. Bu ne işe yarıyor stop limitte arkadaşlar? Buranın mantığı çok daha farklı. Al kısmında da stop limiti kullanabiliyoruz. Burada arkadaşlar bakın, BNB 305 dolar. Ben buradan 350 dolara geldiğinde BNB almak istiyorum burada stop olmak istiyorum. Çünkü bu adımdan sonra BNB coin yükselebilir. Daha da 400'leri, 450 dolarlara gelebilir. Piyasa analizime, haberlere ve takip ettiğim kaynaklara göre. O yüzden ben burada 355 dolardan BNB satın almak istiyorum diye geliyorum buraya. Bakın buradan emrimi veriyorum ve BNB al diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da açık emirlerde de karşımıza Geliyor arkadaşlar. Tümünü iptal et dediğimizde bunları iptal edebiliyoruz dostlar. Bu da bu şekildeydi. Oysuyo kısmında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi BnB 306 dolarda fiyatı sabit. Burada limit fiyatını her zaman biz belirliyorduk biliyorsunuz ki yani sizin istediğiniz satmak istediğiniz fiyat. Ben burada limitten BnB'yi 400 dolarda satmak istiyorum. Bu fiyata geldiğinde karımı almak istiyorum ama bu fiyata da gelmeyebilir. Zarar da etmek istemiyorum. Ne yapabilirim? Burada yine aynı şekilde stop limitten farklı olarak sadece üstteki limit sizin daha fazla fiyattan satmak istediğinizi gösteren şey arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde stop limit koyuyoruz. Bunun mantığı bu kadar basit. Burada benim stop olduğum fiyat 280 dolar. Hatta düz hesap yapalım. 250 dolara düştüğünde ben buradan 200 45 dolardan BNB'lerimi satacağım. Peki ne kadarını satacağım? %100'ünü satacağım veya %50'sini satacağım. Bu benim tercihim arkadaşlar. Buraya geliyorum ve BNB sat diyorum. Bakın açık emirlerde iki tane emir açıldı. Bu satış kısmındaki oysuyor. Alış kısmını da sizlere göstereceğim. Yani burada ne yaptık? Özet geçeyim. Sat kısmına geldik ve OICU emirini açtık. Yukarıda gördüğünüz limit sizin BNB'nin daha fazla yükseldiği zaman satmak istediğiniz fiyat. Yani BNB 400 dolar olduğunda ben bunu satmak istiyorum. Ama ben bunu yakalamayabilirim. Yani gözümden kaçabilir, uyuyor olabilirim, anlık yükselebilir ve bu fiyat yükselir, düşer. Yani bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. 350 dolar da diyebiliriz buna düz hesap olsun. Bir anda o kadar yükseliş olmaz gibi söyleyenler olacaktır. Ben bu rakamları farazi söylüyorum arkadaşlar. Hiç belli de olmaz. 350 dolardan ben bunu satacağım. Karımı alacağım. Bu benim için kar. Elimde 20 tane BNB var. Güzel para ediyor. Düşüncem bu. Fakat bu fiyat yükselmeye yükselmeyebilir. Ben burada stopta olmak istiyorum. Yani BNB 250 dolara gerilediği zaman benim 245 dolardan BNB'lerimin hepsini satsın. Zarar etmeyin mantığı. Bu şekilde özet geçtim. Şimdi al kısmına gelelim. Bakın burada iki emir açıktı. Gördüğünüz gibi. Airbnb arkadaşlar al kısmında şu an fiyatı 306 lira. Gördüğünüz gibi. Ben burada eğer Airbnb, bakın burada 350 dolardan değil de 250 dolara gelirse Airbnb almak istiyorum. Fakat burada benim stop olmak istediğim bir nokta var. Yani BNB eğer 350 doları geçerse ben buradan arkadaşlar 355 dolarlık şu fiyatı 355 dolardan BNB satın alacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü benim almak istediğim tutar 250 dolarken BNB'yi fakat daha da yükselirse bu fırsatı kaçırmak istemediğim için 350 dolar yaptım ve 355 dolardan sonra ya 350 dolardan sonra emrim tetiklenecek. 355 dolardan ben BNB satın alacağım. Bakın hemen şu şekilde al diyelim. 4 tane emir oluşturuldu. Bunların tümünü iptal et diyerek iptal edebilirsiniz. Bunun mantığı da bu şekilde arkadaşlar.